Arkadaşlar, şimdi fırında ev yapımı pide yapacağız. Bazlarını hazırladım. İşte bol tereyağlı. Şöyle tereyağımızı güzelce böyle bandırdıktan sonra bunları fırına vereceğiz. Evet, şöyle kuzu kuşbaşı. Kuzu kuş etinden kıyma yaptık tabii ki. Bunları da farklı şekilde yapacağız ama bunlar gözleme tarzında. Şöyle hamurumuzu açtık. Şimdi onun harcını dolduracağız. Şimdi bu hazırladığımız hamurumuzun içine harcımızı şöyle güzelce yerleştireceğiz tabii ki. Bol koyabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre. Evet, şöyle bir bol koyalım. Şöyle yanlarını güzel bir şekilde katlayacağız şöyle. Tarafı şöyle yaptıktan sonra güzel bir şekilde böyle pide görüntüsünü tabii sağlayacağız. Şöyle yaptıktan sonra şu uçlarını da kapatalım. Güzelce bir tereyağımızı şöyle etrafına bol tereyağı. İsterseniz şöyle içine de biraz koyabilirsin ama böyle biz eritmiş olarak koyuyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar, işte böyle fırınlık tepsimizi hazırladık. Fırına atacağız. Son halini size göstereceğiz. Evde yapabilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli pidelerimiz. Ev yapımı pideler. Evet arkadaşlar, pidelerimiz pişmeye başladı. Son 5 dakikasını da kaşara koyacağız. Şöyle elimiz yanmadan almamız lazım. Evet. Şöyle güzelce bir bol kaşarlı pidelerimizi kaşarlandırdıktan sonra güzelce servise hazırlanır hale geliyor. Şöyle. Hepsini ayrı ayrı koyacağız tabii ki. Evet. Evet. Bunları kaşarımızı da koyduktan sonra fırınımızı kapatıyoruz. 2-5 dakika falan. Evet arkadaşlar, pidemiz hazır. Şöyle bir hazırlayalım. Şöyle. Şekil. Arkadaşlar, tereyağımızla beraber şöyle isterseniz, dilerseniz herkesimiz, ama ben bunu böyle seviyorum. Şöyle mis gibi bir tereyağı da döktükten sonra biraz ağır olur ama ben böyle sevdiğim için siz isterseniz kaşar da koymazsınız. Mis gibi pidemiz, ev pidemiz hazır. Sizler de bunu yaparsanız afiyet olsun size. İyi seyirler dileriz.